Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Akgümüş Mahallesi Muhtarı Şükrü Kaya ile röportaj yapacağız. Amacımız mahalleye dönüşen köyün hangi sorunları var onu öğreneceğiz kamuoyunun bilgilendirme için. Evet, buyurun muhtarım. Evet, sayın basın, köyümüze ve mahallemize hoş geldinizdir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık derim. Şimdi işin neresinden başlasak? Ben az önce de öyle şey olarak arz etmiştim. Bizde bir baraj sıkıntısı var. Evet. Bu şeyi sayın milletvekillerim, değerli devlet adamı sayın başbakanımıza iletmenizi, 143 bin dönüm arazinin şu anda suyu yok. 143 bin dönüm arazi. Evet, 143 bin dönüm. Bu 5 parça köyden oluşan bu 143 bin dönüm arazi. Evet. Şimdi burada hiç sulama suyu yok. Ha, baraj olma imkanı var. Bunun etütleri yapıldı. Bir türlü devlet planlamadan bir para çıkıp başlanmadı. Burada çok büyük sıkıntımız var. Evet. Evet, muhtarım, sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak burada araya girmek istiyorum. Altın Yayla ve Akgümüş köylerinin önündeki arazi aynı Adana'daki Çukurova gibi dümdüz bir arazi. Evet. Kendimizi Çukurova'da zannettik. Yani öyle çok büyük bir arazi var burada dümdüz. Sulu tarıma çok müsait ancak baraj yok, evet. Sulama suyu yok. Sulama suyu. Evet. Bu nedenle biz buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da seslenmek istiyorum. Bu güzel Çukurova'nın topraklarına eşdeğer yayladaki bu toprakların sulu tarıma geçirilmesi için girişimde bulunmasını, öncülük etmesini istiyoruz. Buradaki 5 köy halkı adına bu köylerimizde biliyorsunuz tüm şehir yasasıyla, Kahramanmaraş ilimizde tüm şehir yasasıyla büyük şehir oldu. Buralarda şimdi köylerimizin tamamı mahalle oldu. Evet. Bu mahalle halkının ekonomik olarak kalkınması buraya yapılacak bir baraja bağlı olduğunu belirtiyorum. Artı bu da ülke ekonomisine çok katkı sağlayacak. Değil evet, mi? Evet. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Bunu başbakanımıza iletebilirseniz, ulaştırabilirseniz, duyurabilirseniz. Ya milletvekillerimiz. Zaten yani bu işimizi de gönderiyoruz muhtarım. Evet. Bir sitesine de atıyoruz. Yani bunlar iyisi yani bizzat noktasını ulaştırıyoruz. Evet. Evet, buyurun. İkinci konu, sayın basın, bu bizim işte Akgümüş köyünden Kahramanmaraş'a bir yol güzergahı var. Biz Kahramanmaraş'a yıllardır ya Göksun üzeri veya Andırın üzeri. Andırın üzeri gidersek 120 kilometre, Göksun üzeri gidersek 130 kilometre. Buradan ise 45 kilometre. Evet, 45 kilometre yaklaşık. Evet. Yol var burada sayın evet. izleyiciler. Açılmış ancak asfaltlanmamış değil mi efendim? Evet. Altyapısı yok. Altyapısı yok. Evet. Şimdi bu giden sene, yani giden sene değil de evvelki sene özel idare tarafından bir şekilde bir iki kilometre yere açıldı. Bunun da yanlış açıldı. Bireşli, yokuşlu, bir türlü yazda arabalar çıkmıyor. Çok perişan oluyor buradan gelen insanlar, giden insanlar. Yani gelen misafirlerden utanç duyuyor. Burada güzel de bir yaylamız var bizim. Ne yaylası? S yaylası. S yaylası. S yaylası. Evet. S yaylası, evet. Çok güzel, çok geniş, evet. Böyle ardışlı, kamalaklı, çeşmeli, her türlü su mükemmel yani içme suyu. Burada Sayın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, ki bu şeyi biliyor, yani bu yolun güzergahını biliyor ve ne olacağını biliyor. Daire Başkanı Sayın Harun Muz Bey birebir geldi bu yolu kontrol etti, baktı. Evet. Yol Müdürümüz Onur Bey birebir mühendisleriyle geldi, şöyle bir inceledi bir 300 veya 500 metre bir daşlı yer var. Bu daşlı yerin kırılıp yolun düzelmesi lazım. Evet. Hani bunları da sizin aracılığınızla bu Büyükşehir Belediye Başkanı'na, daire başkanlarına iletirseniz, duyurursanız, buraya eğilirlerse
memnun oluruz. Evet Sayın İzleyiciler, burası hem Altınyaylı hem Akgümüş yayla zaten burası Sayın İzleyiciler. Bir evet. Buranın daha yukarısında S yaylası var. Doğa da çok güzel Sayın İzleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak buradan bütün doğa severleri buraya davet ediyoruz. Çok güzel yürüyüş alanları var. Doğası çok güzel. Mutlaka doğa severleri buraya davet ediyoruz. Yine İzmir Tire ilçesinde Kaplan Köyü vardı. Orada da doğa severleri davet ettik. İstanbul'dan gelmişlerdi ta oraya gezmek için doğa severler. O arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yani gazetemizin gücünü her alanda gösteriyoruz. Burayı da doğa severleri davet ediyoruz. Değil mi Mutlaka? Evet. Çok güzel. Artık Kahramanmaraş'ın insanları çok misafirperver. Yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Akgümüş muhtarımız Şükrü Kaya abimiz bizi dün misafir etti. Yoksa başka bir yerde de randevumuz vardır. Röportaj yapacaktık. Sizi bırakmam Süleyman Bey dedi. Kendisine de bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir şey gören insanı gerçekten çok misafirperver. Andırın içerisinde 3-4 tane muhtarımız bizi ağırladı, misafir etti. Bırakmadı randevumuz olmasına rağmen. Yarın gidersiniz dedi. Yani burada da o nedenle bir iki gün işimiz uzayacak gibi gözüküyor. Ben ona rağmen yine de bu Kahramanmaraş'ın, Andır'ın halkının tamamına çok teşekkür ediyorum ve muhtarımız Şükrü Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben de size evet, teşekkür muhtarım, edeyim. Altyapımız yapılmamış değil mi efendim? Şimdi altyapımız, şunu belirteyim. Süleyman Bey, GASKİ daire başkanları, içme suları şube müdürümüz Mustafa Gök, bu da hemşerimiz. Evet. Şimdi bunların gayretleriyle köyün bir takım altyapı şeylerini yapmış bulunuyoruz. Yani menfez falan. Menfez. Şu andaki menfez. Evet. Önümüzdeki baharda buna başlayacaklarını söz verdiler. Evet. Biz de o nedenle bekliyoruz. Evet, projeyi alınmış sayın izleyiciler. Muhtarımla evet. Da akşam sohbet ettik. Burada Geven Beldesi orası da mahalleye dönüştü. Orayla burası aynı anda yapılacağını belirtti. Projeyi alınmış. 2015 yılında ilk buradan başlanacağı müjdesini bu Akgümüş halkına da veriyoruz. Bu Akgümüş Mahallesi halkına ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir arkadaşımızı muhtar seçmiş. Daha önce de işte siyasetin içerisinde bir partide yöneticilik yapan arkadaşımız. Yani hizmet nasıl, nereden alınır bilen, nerede nasıl hareket edileceğini bilen kültürlü bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Yani, bu mahalle halkına çok teşekkür ediyoruz. Biz her yerde bunu belirtiyoruz. Yani bir mahallenin veya köyün hizmet alması seçmiş olduğumuz muhtara çok bağlı. Muhtar gidip hizmet istemezse, bürokrasiyi takip etmezse hiç kimse gelip de sizin bu eksik hizmetiniz var deyip de yapmıyor. Neticede hep böyle olmuş zaten. Muhtarımıza şimdi soruyoruz. Köy konağı muhtar odası var mı efendim? Yok. Sağlık evimiz var mı? Yok. Çocuk parkımız? O da yok. Spor kompleksimiz, basketbol, voleybol. Bunların hiçbirisi. Taziye evimiz. Yok, o da evet, yok. Sayın, yani görüyorsunuz burası sanki bugün kurulmuş bir mahalle gibi. Önceden burası köydü, yüzyıllara dayanan bir köy. Evet. Ancak bugün kurulmuş bir köy gibi. Hiçbir hizmet yapılmamış. Muhtarımın bu evi tam Hakimtepe'de. Şöyle köyün içerisine bir baktım. Mahalle her ne kadar da köy, tüm şehir yasasıyla mahalle de olsa bir tane parke taşı yok. Mahallenin içerisi çamur içerisinde, yoksa biz bu röportajı dışarıdan gidip yapacaktık. Ancak akşamdan beri yağmur hiç duymadı. Şu anda da yağıyor. Aracımız gitmez Süleyman Bey dedi. Hiçbir yerde ne asfalt var ne parke taşı var. Yani burası hizmette unutulan bir köydü. Şimdi mahalle oldu. İnşallah bu Akgümüş Mahallesi Şükrü Kaya muhtarımızın sayesinde hizmet göreceğini buradan belirtiyoruz. Ve Akgümüş Mahallesi'ne müjdeyi veriyoruz. Evet muhtarım, hiçbir hizmetler yapılmamış. Bundan önceki muhtarlar öyle. Sadece muhtarlık yapmış, muhtarlığın aylık ödeneğini yemiş, ancak hiçbir hizmet de yapılmamış. Değil mi? Hizmet de yapılmadı. O şartlarda işte böyle araç gereç de yoktu. Evet. Sayın basın, muhtarlar da yani elinde olan imkanlar yoktu. Yani yapabileceği imkanlar yoktu. Şimdi bir de şunu belirteyim. Bu Geben yol ayrımından, tabii oradan ötesi kendilere ait, Geben yol ayrımından buraya kadar 9 kilometre bu asfaltın işte akşam gelirken de görmüşsünüz. Evet. Asfalt 10 yılı geçti. Evet. Buranın kaplanması. İkinci kat asfalt yapılmasını istiyoruz. İkinci kat asfalt yapılmasını. Evet. Bunun da yetkililerin bir an önce yani bu yaz ele almasını ve buna bir gayret sarf etmelerini rica ediyorum. Evet. Bu bizim köyümüze kadar olan şeyi bir yenilerlerse memnun oluruz. Bir. İki. Şimdi içme suyumuz. Bu geçen dönem muhtarımızın zamanında bir boru değişiminden dolayı 1967'de
bu köye gelen suyun bir kısmı o yaylamızda kaldı. Hani bir ölçüm hatası, işte mühendislerin bunu şey dememesi, bir tek su geldi, bu su yeterli olmadı. Biz şöyle böyle bir 5-6 ay çok perişan olduk. Bu yaz değil mi? Bu yaz evet. Çok perişan olduk. Ama sonunda suyun birini bir şekilde bağlayabildik. Gaski'nin sayesinde. Evet. Sağ olsunlar Gaski yöneticileri. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii onlara da teşekkür ediyoruz. İki, bu orada kalan suyumuzun ihalesini yaptılar. Yalnız bir şekilde müteahhit gelmedi. Malzemelerini getirdi. Evet. Burada şimdi. Malzemeleri burada. Malzemeleri hava şartlarından zannedersin. Hava şartlarından herhalde. Bir evet. De şöyle bana yani kaymakamın söylemesi. Dedi ki muhtarım senin iyi kötü bir idare edecek suyun var. Başka köylere tankerden su taşıyoruz dediler. İzlettim sana değil mi? Evet. Siz de bana izlettiniz. Malanlı Mahallesi muhtarımız. Evet. Gazi muhtarımız aynı zamanda Kıbrıs Gazi muhtarımız. İkinci dönem seçilmiş. Köy mahalle halkı susuz olduğu için kendi traktörü ve tankeriyle içme suyu götürüyordu. Pazar günü olmasına rağmen buradan o arkadaşımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Muhtarlık bir gönül işi. Fedakarlık istiyor. İşinden, aşından, her şeyine fedakarlık yapıyor. Çocuğundan mahallenin sorunlarını çözmek için mücadele ediyor. Tabii, değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Onu da internete yükledik. Dünya seyrediyor şu anda. Evet, tabii. Evet. Şimdi o suyumuz ihale yapıldı. Ondan bir kaygımız yok. İnşallah orada daha kaynaklarımız var. Evet, gelir buraya. O kaynakları da Gaski yöneticileri bu suya başladıklarında bana geçen gittiğimde işte yaz baharda dediler yani baharda evet. Allah izni verirse biz gelir o sularını tespit eder ona göre sana yardımcı oluruz her türlü şeyi su var iken seni susuz bırakmak dediler. Ben buradan Gaski Daire Başkanı'na, müdürlerine, mühendislerine, şeflerine hele hele bu altyapı konusunda Akit Bey'e evet. Daire Başkanı'na teşekkür eder saygılarımı sunarım. Evet. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz muhtarım. Yani bu mahallemizin evet. Birinci sorunu baraj sorunu. Doğru mu? Bu evet. Çukurova'nın topraklarına benzeyen düz araziye evet, önce evet. Bir baraj yapılması lazım. Bu ekonomik olarak kalkınması için. Evet. Peki altyapı zaten yapılacak. Altyapıdan sonra park edaçları döşeniyor. Evet. Altyapı tamamlandıktan sonra sokakların çamurdan kurtulmasını istiyoruz. Evet, diğer tabii. Hizmetler sırasıyla olur. Muhtarlık odası, köy konağı, taziye onlar basit olan konular. Evet. Ama altyapı, kanalizasyon ve sokakların park edaçları çok önemli. En önemlisi de bu baraj konusu diyoruz ve bunu biz gündeme taşıyacağız. Barajı 143 bin dönüm burada sulanabilir. 5 mahallenin arazisi varsa evet. İzleyiciler ekonomik kalkınma buraya bağlıyoruz. Çünkü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi hizmette unutulan bir yer. Bu güzel insanların ekonomik olarak kalkınması baraja bağlı. Buradan tekrar Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Araştırmacı gazeteci olarak mutlaka buraya bir baraj yapılmalı. 143 bin dönüm arazi az değil. Türkiye ekonominin kalkınmasına da çok katkı sağlayacağını belirtiyoruz ve bu muhtar arkadaşımız Andırın ilçesi Akgümüş Mahallesi muhtar arkadaşımız Şükrü Kaya'ya da görevlerinde başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ayak.